Beş göz. Yeni Zelanda'da iki camiye silahlı saldırı düzenlendi. Katliamda ilk belirlemelere göre 49 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Brenton Tarrant isimli saldırgan saldırıyı 2 yıl önce planladığını belirtirken 20 sayfalık manifestosunda Türkleri de tehdit etti. Kalpsiz, vicdansız kiralık katil, cuma namazı için camiye gelen masum insanlara kurşun yağdırdı. 17 dakikalık video çekerek katliamı canlı vermek gibi bir ilke imza attı. İstihbarat operasyonu olan katliamın elbette şifreleri vardı. Amacı vardı. Mesajı vardı. Hatta böylesine kurgulu, üzerine çok düşünülmüş operasyonlarda birden fazla mesaj vardır. Ayrı ayrı adreslere gönderilmek üzere. Brenton Tarrant isimli vicdansız kiralık katilin özel yaşamı, nerede ne yaptığı, kiminle evli olduğu, annesi babası beni ilgilendirmiyor. Katil sonuçta kiralık ve kirli bir tetikçi. İnsan değil. Silah değiştirip vurduğu insanların üzerine ikinci, üçüncü kez kurşun sıkacak kadar cani, insanlık dışı yaratık. Peki bu kadar vahşice bir katliam neden yapılır? Hiç tanımadığı insanlara niye böyle ölüm kusulur? Asıl soruya gelelim. Bu emre, masum insanları öldürme emrini kim verir? Gelin buraya bakalım. Yıllardır, aylardır ABD ile Çin'in savaşını yazıyorum. İki gücün arkasındaki isimleri sıralıyorum. Türkiye'nin vazgeçilmezliğinden söz ediyorum. Türkiye olmazsa olmaz diye tekrar tekrar not ediyorum. Ve Yeni Zelanda'da katliam oluyor. Türkiye'ye mesaj yollanıyor. Neden ve kim? Açalım. ABD yani CIA Huawei'nin patronunun kızını Kanada'da tutuklattı. Sonra da ABD'ye çekmek için düğmeye bastı. Çin'in dünyayı dinlemek, borsaları gözlemek, konuşmaları kaydetmek, trafiği görmek için büyük ümit bağladığı Huawei saldırı altındaydı. 5G teknolojisiyle olan biten her şeyi bilecekti. CIA ve Pentagon buna itiraz ediyordu. Çünkü bu işleri kendileri yapıyordu. Kaptırmak niyetinde değillerdi. Huawei'nin patronu Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou, CIA'nin eline geçince Çin cevap vermek zorunda kaldı. Sert bir cevap dünyada izledikleri politikaya uymuyordu. Ancak bir şey yapmaları gerekiyordu. Bu arada tesadüf işte. Boeing 737 Max düştü. Çin hem uçakları yasakladı hem hava sahasını bu uçaklara kapattı. Türkiye'de, İran'da. 50 ülkede bu uçaklar yere inmişti. Çin, Huawei'ye yapılan saldırıya Boeing üzerinden cevap veriyordu ve saflar netleşiyordu. Türkiye, Çin'in yanında yer alıyordu. İşaretler bu yöndeydi. Yeni Zelanda son zamana kadar Huawei'nin karşısında kaya gibi duruyor, ülkesinde operasyonlarını yasaklıyordu. Ancak son günlerde baskı sonucu yön değiştirme sinyali verdi. Konu elbette Huawei'di. Ancak Yeni Zelanda'nın Çin'in yanına geçmesi başka bir olayı daha tetikliyordu. Üzerinde durulması gereken ikinci önemli konu buydu. Açalım. Yeni Zelanda saldırısı sahte bayrak operasyonuydu. Görünen ile gerçekte olan bambaşkaydı. Sahte bayrak operasyonunun merkezinde ise beş göz yatıyordu. Özellikle Yeni Zelanda'da Kraliçe 2. Elizabeth'ten çok Jacob Rothschild güçlüdür. Avustralya'da da etkilidir ama Yeni Zelanda farklıdır. Yeni Zelanda Merkez Bankası'nda görev yapmış olan Sir Spencer Russell, Dr. Donald Brash, Dr. Alan Bullard, Green Weller, Grant Spencer ve Adrian Orr Jacob Rothschild tarafından atanır. İşte Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri'nin 70 yılı aşkın süredir kullandığı 5 göz istihbarat dinleme ve gözetleme sistemi için çok ama çok önemlidir. Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da içinde olduğu bu sistem Amerika için vazgeçilmez. Rothschild ailesinin baskısıyla Yeni Zelanda yön değiştirdi. Bunu istediğini gösterdi. Ailenin yani Rothschildlerin kararıyla Yeni Zelanda 5 gözden ayrılma kararı verdi. Amerikan Merkezi Haber Alma Teşkilatı da Yeni Zelanda'yı dünya ekseninde merkez haline getirecek bir saldırı planlamaya başladı. CIA bir ayı aşkın süredir Yeni Zelanda'da bir bomba saldırısı planlıyordu. Ancak cami baskını çok daha etkili olabilirdi. Böyle karar verdiler ve hayata geçirdiler. Yeni Zelanda 5 gözden asla vazgeçemeyecek. Bu konu artık mecliste dahi konuşulmayacak. Yeni Zelanda Merkez Bankası Başkanı Adrian Orr, saldırının olduğu saatten bir süre sonra 49 kişinin katledildiği caminin sadece 3 kilometre uzağında bir toplantıda konuşacaktı. O toplantı da iptal edildi. Bu da bir tesadüf değildi.
Adrian Orr, Merkez Bankası Başkanı gibi görünse de ülkenin Rothschild ailesiyle birlikte daha güçlendiğini söylemekten hiç çekinmeyen biri. 20 yılda sadece 76 kişinin cinayet ve kazada öldüğü Yeni Zelanda'daki bu saldırı Orta Doğu'ya da mesaj göndermeyi ihmal etmiyordu. Türkiye, mesajın merkezinde yer alırken verilen rakamların bazıları Akdeniz'in enlem ve boylamıydı. Yani Akdeniz'in savaşın merkezi olduğu gizlenmiyordu. Mesela silahın üzerindeki 14 Malta'nın boylamı. Saldırganlar yakalandı. Konuşsalar da bir şey değişmeyecek. Cılız ifadeler, sükseli tipik terörist açıklamaları gibi gösterilecek. Aslında saldırı için bir cami, bir de kilise seçildi. Ancak tercih son anda değiştirildi. Çünkü caminin sadece 3 kilometre uzağındaki bir kilisenin önünde de bombalı araç bulundu. Bu araçtaki bomba uzaktan kumanda ile patlatılmaya çalışıldı. Ancak bilinmeyen bir nedenden dolayı patlamadı. Şimdi saldırıdan sonra ülkelerin ortak mesajlarını iyi takip edin. Kimileri bu saldırıdan mutlu olacak ama kınama mesajları yayınlayacak. Terör ve Müslüman kelimelerini kimin kullandığını iyi bakın. Not edin. ABD dünyada patlayan ve patlatılan her bombadan haberdardır. Beş göz Washington dışındaki saldırıları öğrenmek için kurulmuştu. Sonra amacı değiştirildi. Sistem dinlemesiyle ülkelerdeki eğitim kurumlarındaki görevlilerin yönünün değiştirilmesine kadar etkin olan bir sisteme geçildi. Çok zor bir dönemden geçen Yeni Zelanda'da bu saldırı kimse tarafından beklenmiyordu. O nedenle CIA Yeni Zelanda'yı seçti. Avrupa'daki saldırı daha etkin mesaj olur muydu? Avrupa'da da yakın zamanda saldırı olacak. Bunu görmek de zor değil. Bu saldırı Avrupa'ya da mesaj içeriyor. Merkel de, Macron da hemen tepki verdiler. Biz de, Çin'in açtığı yolda olanlar hedef. Başaramayacaklar ama terörle gelecekler. İpek yolunu engellemeye güçleri yetmedi. Şimdi dağıtmak için gelecekler. Kaç kez söyledim bilmiyorum ama 2019 çok zor bir yıl olacak. Havada Savaş isimli yazımın üzerinden daha 2 gün geçti. Finalde ne notu düşmüştüm? Bu büyük savaşta masum çok can yok olacak. Maalesef böyle. Savaş artık kendini gösterdi. Akdeniz'den dolayı biz de merkezindeyiz. Belki bize gücümüzden dolayı hiç bulaşmazlar ama Çin'e destek olanlar hedef. Saldıracaklar. Büyüttükleri bütün özel terör grupları aktif şu an. Türkiye bunu Atatürk Havalimanı, Reyna ve Dolmabahçe saldırıları ile yaşadı. Ve sonra gerekeni yaptı. Yabancılara çalışan unsurları tasfiye etti. Bize en fazla Kaşıkçı cinayetiyle bulaştılar. Bu kadar. Yine tedbiri elden bırakmadan gidelim. Savaş başladı. Ergün Diler, Takvim.